arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuğba. Bugün kardeşlerime harika bir şaka yapıyoruz. Flört ediyorduk bir süredir. Sevgiliyiz. Önce bir bunu bir sindirelim. Tam olarak bir hafta önce tanıştık. Var, evlilik teklif ettim ya kıza. Bana şu anda evlenme teklifi ettiğin videoyu izletiyorsun. Ya birini beğenebilirim. Bunda bir şey yok. Biri dediğin abla. Evleneceğini mi düşünüyorsun abla? Şimdi beni konuşturma ya. Abi evlenme teklif etmişsin kıza. Ben sana da mesaj attım. Tuğba'ya da attım. Ben de onu söyledim. Ben de mi evlenecektim? Ya kardeşine bak, ablasını al gibi ya, o kafa ne? Düşün. Ne? Ablamla sosyal medyası için mi birliktesin? Abi ya ablam çok salak ya da sen çok farklı bir şeyler düşünüyorsun, ben bak, hoşuma gitmedi. Senin şu an sevgilin yok diye eminsin, ona göre bir konuşalım. Sen de sanki benden etkilendin gibi çünkü. Ne? Seni mi seviyorum? Bak burada saçma saçma hareketler yapma. Abi saçmalama istersen, bana bir daha böyle çetlerle gelme. Ne oldu Özlem? Özlem ne oluyor şu an, bir konuşur musun? Şakaysa söyler misin şaka diye? Ben şu an aşırı derecede sinirlendim. Şakaysa da böyle bir şaka yapılmaz yani, söyleyeyim de ben. Abi ablama sesini güçler. Ya ama kusura bakma, bu benim evleneceğim adam. Sen cidden böyle biriyle evlenecek misin? Biliyorsunuz aylar önce Yağmur hepimizi kandırmıştı. Görüştüğün kişi var diyordun sürekli, değil mi? Ciddi misin? Şimdi sıra bende. Yağmur'un bir arkadaşı vardı, uzun süredir arkadaşlar ama biz çok yeni tanıştık. Yeni sevgilim olarak o arkadaşını tanıştıracağım. Aklımda harika kışkırtıcı planlar var. Tepkilerini çok merak ediyorum ama videoya geçmeden önce kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Çünkü bu serinin devamı için like'larınız çok önemli. Hadi geçelim o zaman. Hello. Vay 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 vay. Hoş geldin. Ne haber kanka? İyi kanka, sen geleyim bakayım biraz. Çantamı verir misin? Hoş geldin. Hoş buldum. Ne haber? Merhaba. Merhaba Özlem. Selamlar. Vay kardeşim benim. Hoş geldin. İyiyim kardeşim, sen? Ben de iyiyim. Hello canım. Ay. Ne habersin? İyi. Nereye gidiyoruz? Canım gitmeden önce ama konuşacağız seninle biraz. O ne? Kim aldı? Çok tatlı. Dokunma çiçeklerim benim için özel. Bu bir aslında sizi tanıştırma buluşması gibi bir şey. Emir. Özlem, biliyorsun zaten. Şu an mı konuşacağız? Biraz erken değil mi ya? Biraz erken mi? Teklif geldi yani. Ne kadar erteleyebiliriz? Ben... Ne teklifi? Şimdi öncelikle şuradan girelim ama hani bir anda, oradan değil. Evet, evet. Neyden? Ne oldu? Sen Yağmur'un arkadaş değil misin? Çiçeklerim nasıl? Güzel. Nereden geldi bu? Sence? Emir aldı. Yakıştıramadım Ahmet ya. Almışız çiçek işte. Ya biliyor benim abi çiçek sevdiğimi, ondan. Her şeyimi biliyorum. Ben de alakayı çözemedim de. Biz konuşuyorduk yani, biz flört ediyorduk bir süredir ve çıkıyoruz yani bir süredir aslında. Aaa çok utandım, nasıl söyleyeyim? Ben ilk defa terlediğimi hissediyorum şu an. Şöyle göstereyim, sana açıklamamız gereken bir şey var. Sevgilisiniz. Evet. Rol yapmam gerekiyorsa rol yaparım. Ha, video falan çekiliyorsa. Video. Yani duygularımı lütfen böyle rolle molle karıştırmayın. Anlıyorum siz YouTube yapıyorsunuz ama ben öyle biri değilim. Bak beni tanımıyorsun tam. Sevgiliyiz. Önce bir bunu bir sindirelim. Sonra biraz daha Tuba sana bir şeyler anlatacak. Yok, inanmayacak. O yüzden hemen göstermek en iyisi. İyi ama ben biraz şu tarafa bakayım bari ya. Sanıyorum hala Tuba, biliyor musun hayatım? Ya Ahmet. Tuba müsaade et. Ahmet'e ben açıklayayım ya. Tamam ama yavaş ol. Tamam sıkıntı yok. O son kısmı sana bırakacağım. Son kısmı sana bırakacağım. Sen de bir şey konuşmak istiyorsun. Beni seviyorsun değil mi? Ben nasıl bir adam olduğumu biliyorsun. Dürüst, efendi, güvenilir. Şüphemiz yok. Allah senden razı olsun kardeşim. Benim gönlüm senin ablana düştü. Ben senden de bir gelip buraya, sonuçta kardeşimsin, bir icazet almak istedim. Benle alakalı kafanda bir soru işareti var mıdır? Bir şey var mıdır? Çünkü seni de seviyorum fakat gönül bu kardeşim, biliyorsun yani. Ama ben ilk seni çağırttırdım. Yani biliyorsun kutsaldır senin için her zaman abla. İlk seninle konuşmak istedim kardeşim. Ablamların haberi var mı? Ya da abim. Sırayla. Ne teklifi? Seveyim o zaman. Göster. Oğlum biz de... Yok. Lan manyak mısın? Tabii biz her şaka zaman ciddiyiz. Mi? Yağmur, seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun yani. Şimdi böyle bir durumu sana açıklamam birazcık senden gizli. Ablandan konuştuk. Aynen. Yani. Aslında hani şöyle bu teklif şey olmasa yine bir süre daha geciktirirdik. Ama nereye kadar saklayacağız? Ama sen teklifi direkt söylemeseydin bari ya. Bir şey diyeceğim, benim buna inanacağımı düşündüm. Şöyle göstereyim o zaman sana hemen. Göster. Yağmur şok olacak. Kızacak bana ya. Işığı da var. Ya ben ciddiyim, sen beni ciddiye almıyor musun? Sen terledin cidden. Yağmur ben, beni biliyorsun, benim hani öyle bir ilişki durumum. Ben birini sevdiysem o dakika o benimle olacak, anladın mı? Direkt o gülüş sen. Biraz ben bozuldum. Biraz gülüşe bozuldum. Beğenmedin mi? Kötü mü? Kaç para verdim ben ona? Ay çok güzel. Arabamı sattım. Senin için feda olsun be.
Nasıl? Güzel. Bak, güzel karşıladı işte bak. Ciddi misiniz? Evet, evlenme teklifi aldım dün. Tamam hadi tanışırsınız. Sonra ne bileyim bu belki bir ay sonra falan ciddiye biner gelir konuşursun da evlenme teklifinden sonra ne alakalı? Bir ay oldu zaten değil mi aşkım biz? Evet. Ahmet şimdi ama şöyle düşün, ben ablamla senin gönül eğlendirmiyor musun? Sonuçta direkt bizde böyledir. Evlenme teklifini ederim, o benim sözüm. O ne demek abi, biz Ahmet yani de. Ama ben çözemedim, neden evlenme teklifi aldıktan sonra haberimiz oluyor? Çünkü biz daha tanışalı bir ay oldu değil mi? Evet. Bir ayda mı evlilik teklifi aldın? Olamaz bir ay. Mı? Bir ay, 30 gün. Biz birbirimizi görünce ruh eşi olduğumuzu anladık. Ruh eşi, birbirimizi görünce ruh eşi. Evet. Ki yani biz 2 ay falan mı oldu? 2 ay mı? Yakın. Bir hafta yakın. Önce tanıştınız. Yani bir her şeyi sana anlatmak zorunda olmadığım için. Bir hafta önce dediniz ki aa merhaba, el ele sıkıştınız. Tamam ama daireden anlamaman lazım. Biraz Tuğba taraflı bir şey. Tuğba o konuda birazcık dedi, bekleyelim dedi. Kanka madem 2 ay önce tanıştınız, bir haftaki önce bir videoda onu kurguladınız da aa merhaba Nilanyam. Evet. Niye? Sen dün Tuğba'nın nerede olduğunu biliyor musun mesela? Gece çıktığında nereye geldi biliyor musun? Aynen. Ne dedin sen giderken? Tavuk pilavcı. Tavuk pilavcı, evet. Güzel bir tavuk pilavcıydı. Neredeydi? Benleydi. Dur, evlilik teklifi videomu da izletmek istiyorum ama. Benimle evlenir misin? Dün gece sen evde miydin ya? Değildim. Özlem, nasıl evde olabilirim? Ne dedin? Nereye gideceğim dedin sen buna? Ben herkese tavuk pilavcı dedim. Yaratıcı bir yalan bulamadım. Yağmur, sen şu an hala şakadasın. Ciddi değilsin galiba. Kanka nasıl olayım? Tamam, videoyu izletelim. Bu ne? Videoyu... Dikkat eder misin kutuma? Yağmur, kıskanma bak. Gel. Al. Tuba, ben seninleyken çok mutluyum. Hayatımın geri kalanında... Ay! Bu ne oğlum? Benimle evlenir misin? Ya bu kadar ciddileştin? Kötü bir şey mi yaptık? Normal bir şey mi bu? Kanka bir şey söyleyeceğim. Sen beni sevmiyor musun? Kanka seni sevip sevmememle bu konunun ne alakası var? Bu... Yavaş yavaş gideceğiz tabii ki. Fakat biz direkt olsun istiyoruz aslında ya. Ya şöyle, evlilik teklifini de alınca artık geciktirmemem gerektiğini anladım. İş çok yani ciddiye bilince. Siz şu an neysiniz? Sevgili misiniz ya? Özlem, evlilik teklifi aldım diyorum. Sözlü bile sayılabiliriz yani. Sözlü sayıyoruz şu an. Ciddi bir ailem vardı da eğer ki ben de bir yola gireceksen önce benim sözlüm olman lazım dedi. Evet. Ben direkt evlenme teklifini ettim. Evet. Şimdi sırayla senle, ondan sonra inşallah ailenle tanışacağız. Evet. Abim varken niye buna geldiniz ilk? Yani o şu an müsait olmadığını söyledi. Tabii abim hani böyle benim gibi tepki vermezdi de. Abin çok sert birim ya. Yani abi ay, yani ay. Hayır yani sıkıntı yapmaz da evlenme teklifinden sonra öğrenmesi çok sıkıntı olacak gibi geliyor. Kanka biz seninle ne zamandır tanışıyoruz? 3 yıl olmuştur. 3 yıl oldu değil mi? Evet. Ablamla ne zamandır tanışıyorsun? Yani, varlığından haberliyim. Gerçeğini mi söyleyelim şimdi? Yoksa... Hayır, varlığından ne zaman haberdar oldun demiyorum. Sen ilk tanıştığımızda bile söyledim hani kaç kardeşim. Kanka ben bir şey sorabilirim. Ben gerçekten Tuba sen yanlış anladın ama. Sorabilirsin kanka. Bir şeyden rahatsız oldum. Ablana mı yakıştırmadın beni? Yani Yağmur, çocuğa ne düşündürüyorsun artık? Senin şu an inanmıyor olman mesela, ihtimal yani. Vermiyor olman çocuğa bunu ya düşündürüyor. Ya ihtimal değil, bir şey söyleyeceğim. Abi siz şaka mısınız? O ne biçim video? İlk açılma tarihiniz 19.8.7.6.5.4.3, çıkma tarihiniz 19.8.7.6.5.4.3.2. Aynı anda sen ne? Geçen ay, doğru. Tamam, geçen hangi ay? Oraya bak, geçen hangi ay? Geçen hangi aynı anda, 3 deyince aynı anda. Bana bir dakika, ben ayları unuttum şu an, beynim yandı. Hayır, çok... 3 deyince... Ya Özlem. Özlem harbiden ama bu ya. Bu işin şakası mı olur? Sana teklif gösteriyorum. Özlem, yüzün gerçekten ne kadar olur biliyor musun? Bir insan şaka için öyle bir yüzük mü alır? Ya ama bu evlilik olacak. Ne düşünürsen düşün, tamam mı? Ben kanka bak bunu... bana gelip sevgilim demiyorsun, evleneceğim diyorsun. Bana evlenme teklif ettiğin videoyu gösteriyorsun Emir. Çok heyecanlıyım. Ben gördüğüm dakika zaten ilk baştan senin videolarından gördüğüm dakikadan beri kafamda vardı, tamam. Ne gördüğün dakikalardan beri kafana, ablama mı koydun? Olamaz mı? Bence gayet güzel. Dediklerin normal. Ben ya ben yanlış bir şey mi söylüyorum şu an? Hem sen soruyordun ya kiminle konuşuyorsun sürekli diye. Ben de... Niye böyle yapıyorsun? Ben çok geriliyorum. Hayır, biz kaç kardeşiz? Direkt cevap vereyim mi? Al, bildi. Bunu kim bilebilir ki? Ben anlamadım. Neye takıldın? Ciddi soruyorum. Bana evlenme teklifi ettiği videoyu izletiyorsun. Bak tamam, bizim hatamız sana. Abi bak diyeceğim orada ki bir şey söyleyeceğim diyeceğim. İntikam alıyorsun o videodan. Video. Bir kere kamera nereye koydunuz? Bir şey sorabilir miyim sana? İkincisi sana gerçekten evlenme teklifi etmiş bu. Evet. Bu derken. İşin sonunda artık bir şekilde senin annenlerin de bunu öğrenmesi lazım. Çünkü evet. Biz ciddi bir olabiliyoruz. Annemlerin öğrenmesi lazım. Tabii ki evlilik. Var, evlilik teklif ettim ya kıza. İlk nerede buluştunuz? 3 deyince 3. 3 deyince 3 diyorsun ve biz direkt... 3, 2, 1 bekliyoruz ya. Ben sana yani. Söyleyeyim olan şeyi. Biz bir YouTube Hayır. çekimi için çağırdı Yağmur. Devamını ondan getir. Sonra... Hayır, devamını getir. Daireden sonra çıkanda biz daha samimi olmaya başladık. İlk buluşmanız neredeydi? 3 deyince 3. Burada. Aynen. Ben geldim. Evet. Hanımefendiye ben onu çıkarır mıyım? Saçmalama. O benim prensesim ya. Sen benim ne kadar değer verdiğimi anlamıyorsun bak hala.
Problem ne, ben onu anlamadım. Tuba sen istiyor musun? İstiyorum tabii ki de istiyorum. Biz niye insanları dinliyoruz? Ben Yağmur'dan hiç beklemezdim. Ben de açıkçası şaşırdım. Bu sevgili tepkine. Olmanızda problem yok. Görüşmenizde, konuşmanızda da yok. Şu an sorun, tam olarak bir hafta önce tanıştınız. Bana şu anda evlenme teklifi ettiğin videoyu izletiyorsun. Sana diyorum ki 2 aydır ilişkimiz var. Sadece sana İki ayda normal mi evlenme teklifi etmiş olması? Sana ne ya, ilişkimizin dinamini sen nereden biliyorsun ki? Bana ne mi? Bana ne mi oldu şimdi? Ya şöyle yapalım mı? Hı. Şöyle yapalım. Ben kahve alayım bize. Bana bir soğuk bir şey al, ben kahveden. Ben filtre kahve canım. Tamam canım. Ben çıkıyorum, ben çok sinirlendim. Benim ayağım titriyor. Tabii sakinleşsin, dur gözünü seveyim. Yani bir sakinleşsin, kendine gelsin, tamam mı? Tamam, ben konuşacağım Yağmur'la. Ne konuşacaksın kanka? Kanka bir dur gözünü seveyim. Nereye gidiyorsun? Sana ne? Tamam Tuba, hayatım tamam. Yani Allah gözünü Allah seveyim. Ya. Hayatım. Yağmur çok üstüne gidiyorsun. Dur ben bize bir kahve alayım. Harbiden bir kahve al, bir rahatlayalım ya, değil mi? Bir relax. Kanka benle dalga mı geçiyorsun şu an? Ben aşırı derecede ciddiyim de çünkü. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Gerçekten neden gizlediğimizi biliyor musun? Senin tepkinden, kardeşlerin tepkisinden falan korkuyor kız. Ya bunu yapma. Bak zar zor ikna ettim. Gelsin burada konuşalım diye. Hala gelmiş. Ya o giderkenki laf maf olmaz yani. Biraz anlayışla karşıla. Kanka neyi anlayışla karşılayayım? Ablamın evlenme teklifi aldığı videoyu izliyorum sen tarafından. Ben seninle senelerdir arkadaşım. Güzel bir şey. Bana bir kere bile gelip böyle bir şey söylemiyorsun. Siz bir hafta önce benim aracılığımla ilk defa yüz yüze realde yan yana geliyorsunuz ve bana şu an diyorsun ki ben evleniyorum. Kanka. Ablanla. Kanka. Benden bunu normal karşılamamı bekliyorsun. Dalga mı geçiyorsun? Rahatladım Özlem ya. Biraz Tuba da gergindi. Ya benim niyetim ciddi. Bilmiyorum anladın mı? Ya Allah var, hepiniz çok güzelsiniz bu arada. Hepiniz çok güzelsiniz. Ya seni de zaten ayrı bir yere koyuyorum. Sen de çok güzelmişsin. Herhalde bir yakından görünce zaten. Teşekkür sen de güzelsin. Sana bir şey soracağım. Az bir gel. Yaklaş biraz. Bu şimdi sen bir kızla tanıştığında ya ciddisindir ya da ne yapıyorsundur? Gönül eğlendiriyorsundur. Şimdi ciddi olduğun insana mı evlenme teklif edersin, gönül eğlendirdiğin insana mı? Yani ciddi olduğun insana. Tamam ben ne yaptım? Yanlış olanı mı yaptım? Niye bana bu kadar yüklendin? Ablanı üzdün burada. Yani abi gönül eğlendirmek gibi bir şey söz konusu olamaz ya, mı zaten? Onu demek istemiyorum. Hani ablam biraz Tuba şey yaptı Ahmet. Ne yaptı? Ya nasıl anlatsam sana kardeşim, şimdi erkek erkeğiz, ablandır ama şimdi Tuba beni baskıladı biraz, dedi ki yok işte illa evlenme teklif edeceksin, yoksa işte görüşemeyiz edemeyiz falan, eski kafa biraz. Eski kafa mı, doğru olan mı yani? Ya yok bu oğlum, şimdi sen de biliyorsun Ahmet, konuşturma beni şimdi. Ya biz artık o devir kalmadı, artık herkes bir gider 3 yıl sevgili olur, 4 yıl sevgili olur, sonra evlenme teklifi falan. Tuba şey yapınca ben de işte. Abi 3 yıl 4 yıl o, hani biz o devirdeyiz diye de öyle bir şey yapacak değiliz hani, ben çok saçma bir sen, kafa. Sen de bu kafalara geleceksin köprüyü geçene kadar işte, heh, anladın mı? Bak sen şöyle açıklayayım. Sana ben dürüstçe açıklama baştan. Açıklama kanka, hayır, bu açıklanacak bir dur, bir baştan, bir şey yapayım sana. Bak Tuba'yı ben zaten beğeniyor, tamam. Bunu söylemek zorunda değilim. Beğenmiş olabilirim birini. Sana bunu söylemedim. Bunda bir hata neden yok. Neden söylemedin işte? Tamam, ablan ne güzel diyebilirsin. Ya birini beğenebilirim. Bunda bir şey yok. Biri dediğin ablam. Senin sevgilin var mı bu arada? Hayır. Kesin yok mu? Hayır dedim ya. Şey yapma yani sen çok. Sen bir relax ol, rahat ol. Beni biliyorsun, benim bir yanlışımı gördün. Benim kadar karakterli birini tanıdın mı sen ya? Ben sana da güzellik yapıyorum. Yapmayacağım mı? Bak bir ton istediğin şey var, ayarlayacağım hepsini. Abi sen o yüzden mi demek bunları böyle halletmeye çalıştın? Yani benim isteklerimi o yüzden mi kabul ettin? Yok yok öyle abi, düşünme. Abi ne bileyim, insanın aklına o geliyor yani. Ya gelir tabii, gelir tabii. Ha, şimdi şöyle bir şey var tabii, Tuba'ya da iyi geçinmem lazım sizle tabii. Abi, o ayrı, sizle iyi geçinemezsem Tuba bana ben zaten garip şey yapmaz. Oldum ya vallahi. Olma. Ya, zaten evleneceğimi mi düşünüyorsun ama şimdi beni konuşturma ya. Şimdi ben ne alaka abi, evleneceğimi düşünüyorum. Kardeşim bu kadar hızlı evlenir mi sen de? Abi evlenme teklif etmişsin kıza. Tamam da o evlenme teklifi işin birazcık da dümeni, tuzu biberi gibi abi, düşün. Dümen der, anlamadım abi. Sen şu an tam olarak bunu demek istiyorsun. Ya bir de hani sonuç olarak Tuba'da ciddi anlamda fan kitlesi var. Biz yan yana görünmemiz de iyi falan derken. Ya tabii asıl konu bu arada etkileşim değil. Öyle bir şey demek istemedim. Ama yani ben beğeniyorum. Direkt bir fan şeyler olsun istiyorum. Fan kitlesi var. Var video tabii, çekmeniz iyi olur. Kötü bir şey de söylemiyorum. Onun da işi bu, benim de işim bu sonuçta. Ablamla sosyal medyası için mi birliktesin? Hayır yok. Ya şimdi öyle demek istemedim kanka ya. Kanka dedin ki fan kitlesi var, video çekebiliriz. Ne demek bu? Ablamla içerik çekmek için, etkileşim için mi? Kanka tabii bir ki bir haftada evlenme kararı aldın ya. Etkileşim önemli bir şey değil mi senin için? Önemli ama ben etkileşim için biriyle mi bir haftada evlenme kararı alıyorum? Benim ya isteğim tabii ki de Tuba gibi bir insanın hayatında olması, işte onun fanlarının da beni destekle, yani pardon. Tuba gibi bir insanın benim hayatımda olmasını isterim tabii ki. Ben sana şunu söyleyeyim, ama Tuba'ya söyleme bunu yani tabii ki. Ben sana da mesaj attım. Hı. Tuba'ya da attım hani aynı gün o video muhabbetinde, fakat Tuba cevap verince işte evleniyoruz biz Tuba'yla. Yani sen ne? Anlamadım. Yanlış anlatıyorum ya kendime. Anladım. Tuba'yı çok seviyorum. Bunu bil. Anlamadım. Ben dönseydim benle mi evlenecektin? Ha yok. Şu an öyle Tuba diyorsun. Var. Şu an evlenemem seninle. Sen ne demek istiyorsun? Tuba varken seninle nasıl evleneyim? Sen diyorsun. Ya Tuba hayır yokken yani, canım o. Hayır ben anlamadım şu an dediğin şeyi. Ya kardeşine bak, ablasını al gibi ya. O kafa ne? Düşün. Ya, ama senin erkeksin. Beni anlaman lazım. Tamam. Kardeşim diyorum ki. Şimdi kız böyle bir kız. Bunu
elde etmek için benim evlenme teklifini etmem. Elde etmek dediğim yanlış anlama beni. Sakın yanlış anlama. Ben ha, bunda yanlış anlamayacak ne var? Ben kız arkadaşım olsun diye çıkma teklifi etme devri kapandı. Ben de evlenme teklif ettim. Abi ya ablam çok salak o, ya da sen çok farklı bir şeyler düşünüyorsun. Benim hoşuma gitmedi. Kanka sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ya kanka şimdi seninle bir yakınlığımız var. Sana birazcık kendimi açabiliyorum. Biraz da ben tarafı düşünsene. Ben de seninle çok yakınım. Benimle yakınlığım falan yokmuş Emir. Ben seni tanıyamamışım. Gelmiş burada bir haftalık tanıştığın kızla bak. Bir hafta değil. Geçtim ablam olmasını. İki ay olsun, bir sene olsun. İki sene bile bir insanla evlenmek için yeterli bir süre değil. Bu benim ablam. Ve bir hafta tanıştığınızda her türlü yemin de edebilirim. Ben tanıştırdım size. Tamam. O zaman siz yeryüzünün en güzel Oscar oyunculuk ödülünü alın ikiniz de. Gelip bana diyorsunuz işte aa merhaba görüşüyorduk falan. Bilerek mi yapıyordunuz bunları? Sen... Ayrıca beni bana gelip diyorsun ki ablanın etkileşimi iyi. Fan kitlesi var. Birlikte içerik üretiriz bilmem ne. Normal karşılama mı bekliyorsun şu anda bu söylediklerine? Bak şimdi şöyle şu mantıkta düşün. Yağmur da çok güzel. Tuba da çok güzel. Sen de çok güzelsin. Tamam mı? Hani benim o Yağmur benim kardeşim. Ona ben o gözle bakar mıyım? Bakmam. Çok da karakterli bir insanımdır bu arada. Acayip karakterliyim. Buna bir şey deme. Fakat şimdi siz İkiniz Yağmur sürekli size anlatıyor mu ne diyorum bunlar çok güzel efendi kızlar falan ben hep bir diyordum lan bir gün biriyle ben kesin olacağım. Biriyle. Ya ama şimdi tanımıyordun biriyle, ki biriyle bugün biriyle. Yani ben şunu anlamadım. Ne? Ben mi çok kabayım? Kabası, çok kabasın. Abi yani sen da... kendini ya anlatamıyorsun ya gerçekten çıldırtma ya ya da ya Özlem şaka... sana yazdım cevap vermedin Tuba cevap verdi evleniyoruz bu kadar tamam uzatma bu konuyu artık. Aa. Senin şu an sevgilin yok değil mi eminsin ona göre bir konuşalım sen de sanki benden etkilendin gibi çünkü. O yüzden biliyorum. Bakışların bakışların her şeyi belli ediyor şimdi burada konuştum. Hayır sen şaka mısın? Ablanın bundan haberi var mı? Ablan ne alaka ablan şu an? Ya sen şaka mısın ne yapıyorsun ya? Dur bir ya. Abi git ya. Ben ablanım ablanı şey yapma şimdi kızı ya... zaten zar zor ikna ettim. Aa saçmalama bırak hayır, bir. Ya bir bırak şu telefonu. Hayır, bırakır mısın? Manyak mısın sen ya? Kardeşim sen niye salmıyorsun ya boş ver. Abi bir süre sonra ayrılırız zaten. O ne demek abi? Yani illaki bitecek oğlum öyle kaç yaşındayız biz daha ne evliliği ben anlamadım abi, bu işi. Ciddi değil sen niye kızı teklif ediyorsun? Sen keyfine göre geziyorsun elin belki başkasının ablasıyla da sen geziyorsun kardeşim. Ben yanlış bir şey mi ben yapıyorum? Ben ona evlenme teklif etmiyorum. Teklif etmeden mi sevgili olsaydım? Yani bak. Bak. Aynı şeyden ya, gelmiyor. Bir dur bir şey söyleyeceğim. Bak ben sana dürüstçe kendimi açacağım şu an ama hani Tuba'ya da her şeyi söylemeni istemiyorum. Tamam mı? Hani burada ben sağlıklı bir ilişki istiyorum. Tamam benim her zaman önceliğim bu. Fakat gerçekten şu an sosyal medyamla alakalı da problemler yaşıyorum. bir dakika bir dur bir cümlemi bitireyim. Evlilik kısmı yani kimseyi kandırmasın evlilik ne ara evlilik. Onda bir acele yok zaten. Fakat Tuba'yı o şekilde bana güvenebileceğini düşünüyorum. Çünkü Tuba bu zamana kadar öyle hemen gelip de benimle video çekecek edecek bir kafada değil. Yani onu sevmiyorum değil bak kesinlikle çok seviyorum. Ama kanka anla işte ya. Sosyal medya bu yani. Ben ay kamera manyağım. Şakası falansa iğrenç bir kamera ben öyle şeylerden anlamam. Ben öyle şeylerden anlamam. Ben Tuba ile evleneceğim. Tuba'yı seviyorum. Başka da bir şey bilmem. Sen beni seviyorsan sana ne? Ne? Seni mi seviyorum? Bak Tuba'yı söylerim çok şey yapma. Ya abi manyak mısınız ya? Yemin ederim Tuba'yı söylerim. Abi git ya. Belki kız sonradan vazgeçeceğim. Ne niye direkt evleneyim ama ki? Ama ne demek ya? O nasıl laf ya? Oğlum vazgeçebilirim. Böyle bir şey olabilir sonuçta. İlkiyle sonu aynı mı olacak? Abi sen ciddi misin şu an yoksa? Sen ne diyeceğim? Sen şu işi abini babanı falan filan karıştırma. Tatlı tatlı. Abi tabii ki karıştırıyorum. Sen şimdi şey gibi davran. Abi ben şu an anlamadım. Bak seni istediğin her yere gönderirim konserimize. Bütün kıyakları yaparım. Abi sen ne diyorsun ya? Ne alaka ya? Kardeşim kıyak geçiyorum sana işte güzellik. Merak etme ne lazım sana? Abi sen bana... saçmalama istersen. Hayda. Hiçbir şeyini de istemiyorum. Bana bir daha böyle tekrarla gelme. Seni ben Antalya'ya yollayayım mı? Abi ağzına kötü bir şey kaçacaktı. Kıbrıs'a yolluyorum. Şu dakika yolluyorum seni. Tuba'yı bırak abi, git. Gözünü seveyim artık yeter ya. Ablamın ciddi misiniz değil misiniz? Bana bunu söyler misin? Ya ablan ciddi. Ablan sen... ciddi oğlum. Ya şimdi beni sen şey yapma çok yani o ayarlanır konuşuruz bekle bir ablan gelsin abi, sen renk verme bana sakın. Burada karar vereceksin abi. Sosyal medya. Canımın içi. Selam. Geldin mi kendine? Evet. Yağmur'la da biz konuştuk zaten gördüğün gibi iyice sakinleşti. Ablam gelsin. Selam. Hayatım ya hoş geldin. Ya ne dinliyor musun sen ya? Neler söylüyor neler saçmalıyor ya? Şaka mı bu şu an şaka mı yapıyorsunuz? Ne oldu ya buna? Ne oldu? Bir anda böyle yaptı sen kapıyı buna? Açtın bir anda bağırmaya başladı. Güzel güzel konuşuyorduk. Aa. Ne oldu? Ben böyle bir şey görmedim. Ben böyle bir şey görmedim. Terbiyesizlik yapma sesini. Terbiyesizlik yapma mı? Ben seni Kıbrıs'a yollayacağım ablan geliyor. Kıbrıs'a yollayacağım ses etme. Selam. Merhaba. Hoş geldin de Tuğba. Hayatım. Seni tek başına dışarı yollamamak mı lazım? Neden? Al aşkım. Ne tadımı oldu kaçırdın? Hayatım? Ben istemiyorum. Şu an tadımı kaçırdın yine. Ne oldu? Tuğba şort. Aşkım ama ben sana dedim. Normal. Tuğba neyi dedin? Şort dedin şuraya gelir. Sen o şort değil şimdi beni konuşturma kardeşinin yanında istersen. Tamam özür dilerim bir daha. Şuraya bak yazlıkta mıyız biz? Hayatım ben bilemedim. Hayır. Tuğba neyi bilemedin? Neyi bilemedin? Abi, ne giydin? Saniye. Ahmet bir saniye dur kardeşim. Girme şimdi aramıza. Abi durur musun? Siz ne yaptınız artık? İyi ya Yağmur'la konuştuk. Kabullendin mi Yağmur? Biraz sakinleşsin o da ya. Sen sevmiyorsun diye almadım sana bu arada.
Kahve mi şansım sence? Ben mükemmel ilişkinize karışmak gibi olmasın, aranızı bölmek gibi de olmasın. Emir, sen gidince fan kitlesi çok iyi. Zaten etkileşim için güzel olur. Biliyorsun şip ilişkileri tutuyor bilmem ne falan. İkimize sosyal medyayız. Yazıklar olsun. Tarzı cümleler kurdu. Yazıklar haberin olsun. Yazıklar bunu sadece söylemek istedim. O yüzden senin bir haberin şey olsun. Ben de gidiyorum Tuba, zaten. Sen gitme. Ben sadece bir şey söyleyeceğim. Sen eğer ki bu konuyu burada açıyorsan senin derdin ne? Senin benimle alakalı bir problemin mi var? Niye böyle bir şey söyledin? Çünkü bunları kıskandın mı Tuba'yı sen? Ablamı neden kıskanayım ben? Birincisi ben Emir'in böyle şeyler söyleyebileceğine inanmıyorum. Sağ ol hayatım, çok teşekkür ederim. Ben yalan mı söylüyorum? Bunu mu söylüyorsun? Yanlış anlamışsındır diyorum. Ya Emir zaten yanlış anlayacağım? Ben neyi duyduğumu bilmiyor muyum? Çocuğu nasıl üzdün ya? Hayatım sen takılma bunlara. Ben senin ne demek istediğini biliyorum. Abi hayır, şaka yapıyorsanız söyleyin. Ben biraz korktum. Ne oluyor ya, anlatır mısın? Ay. Niye anlatsın ay, Tuba, gördün? Girdin bağırmaya başladı. Titredim ya, korktum. Abi manyak mısın? Ne oldu Özlem? Manyak mısın? Özlem ne oluyor, şu an bir konuşur musun? Anlat şaka ne oldu. Şakaysa söyler misin şaka diye? Ben abi, şu an aşırı derecede sinirlendim. Tuba, tamam. Bak, senin abi böyle hayır. Şakaysa da böyle bir şaka yapılmaz yani. Söyleyeyim de ben. Abi hadi ciddisin tamam da biz ablamıza böyle davranmıyoruz. Böyle giyinir abi, mi? Abi sesini yükseltme istersen. Abimle ablam böyle davranmıyor benim. Ben yanlış anlamadım abi. Kardeşim biz hiçbir şey değilsin abi şu an. Abi ablama sesini yükseltemez. Kısacası bu. Yani işin özeti bu. Daha nazik söyleyebilirsin. Eyvallah da bir daha girsin. Haksız mıyım abi? Tamam kardeşim de bir daha giysin, ne oluyor o zaman konuşuruz. Ne oluyor abi, tam olarak anlatabilir misin? Hayırdır abi bu tavrınç, ben anlamadım ki. Bu tavrın ne yani bir anda? Sen bir sakinleş kardeşim. Abi bir anda ben şu an sakinim abi. Ben çok sakinim. Ama sakin değilsin, saldıracak gibisin bana bak. Yok abi estağfurullah, ben niye saldırayım? Ya kardeşim tam saygılı ol biraz bana karşı. Ben seni büyüğüm. Abi ben saygılıyım şu an. Ben olabileceğim en saygın halindeyim şu an. En saygılı halim bu benim. Bak gözünü seveyim, tut çocuğu. Bak üstüme atlayacak gibi hissediyorum. Yok abi estağfurullah da yani yaptınız doğru bir şey değil. Yaptın doğru bir şey. Sen git şunu değiştir bir. Üstünü başına bir değiştir gel. Tam üstünü başına değilsin ama bir şey demiyorum. Tam bu konuya girme abi. Talk show'da mıyız? Bu ne? Bu ne kanka, sen az önce söylediklerinden sonra bu hareketlerin ne? Bir şey diyeceğim. Keşke sana bir şey söyle gerek yoktu yani gerçekten Emir. Dalga mı geçiyorsun? Sen şu an yani üzüldün mü? Az önce dediklerini unuttun mu? Ben artık Yağmur'la görüşmeni de istemiyorum. Senin böyle bir şey gerçekten olmasın. Yağmur'la... Yağmur kusura bakma, bu benim evleneceğim adam. Görüşmeni Yağmur... istemiyorsa görüşmem. Bu tepkinden sonra da haklı. Ne oluyor? Anlatacak nasıl ne oluyor ya? Artık? Anlatsın, kendi anlatsın. Ben aşkım ne ya şey, bir dakika. Dur bir dur tam ne? Bir dakika söyleyeyim. Ya şöyle bir şey oldu. Ha. Aslında ciddi bir şey yok. Biz konuşuyorduk. Dedim ben hani senin Tuba'nın dedim bütün kardeşleri de güzel dedim. Benim söylediğim maksimum şey bu. Tamam. Ya dedim, sen dedi bir dakika. Tuba'ya yazdın, cevap mı verdi? Evet dedim. Ya bana niye yazmadın falana girince ben biraz rahatsız oldum. Evet bak bunu söylemeyecektim. Söylemeyecektim. Sen sakin ol, bekle. Bir şey olabilir böyle şeyler. Sakin. Nasıl olabilir? Bana niye yazmadın ne demek? Hayır, espri yaptı herhalde. Espri yapmış olabilir. Çok mısın? Ya bu ne saçma bir şey, neden bana yazmadın? Neden bana yazmadın? Ya çok üstünde durmasak mı hayatım, olabilir ya. O da... Olamaz, öyle şey mi olur ya? Ya bayağıdır sevgilisi mi olmuyormuş bunun, ne bir şeyler anlattı ben tam anlamadım. Arabada olabilir, bayağıdır sevgilin yok o Ya ben ayarlarım ona birini, benim arkadaşlarım var hayatım biliyorsun. Dörtlü date yaparız. Ne bu, elma armut mu oluyoruz hayatım yani? Ya yok, buluruz ona da göre birini canım, o ne demek. İstese sen de şey bulur yapma. Herhalde ne alaka bunu seninle paylaşıyorsun, anlamadım. Anlamadım ben de valla, çok garip geldi bana da. Sen cidden böyle biriyle evlenecek misin? İstiyor musun? Ha? Ya o böyle biri değil normal. Böyle biriyle istiyor musun, bana onu söyle. Bak evet ya da hayır. Ya evet desen de ki biz kabul etmeyeceğiz, bu ben ayrı seviyorum, bir gerçek. Ben seviyorum ben. Ahmet kardeşim hani abindim, niye böyle dedin sen şimdi? Ben abimi arıyorum. Yok sen işte arama abi, dur. Niye arıyorsun Ahmet dur, ya? Dur arama ya, boş tamam, hayır arayacağız. Bak ben zaten birazdan hani... Yok bir şey, Ahmet sakin, bir dakika Ahmet, bir şey diyeceğim. Sakin ol bir kardeşim be, ne geriliyoruz ya burada. Tamam ben... Hayla hayla takılıyoruz, geziyoruz işte. Boş ver sen, takılıyoruz niye şimdi arama. Tamam ben bir şey demiyorum. Hayır takılıyoruz demedim. Benle mi takılıyorsun? Yok öyle bir şey demedim. Öyle bir şey demedim. Ne alakası var? Ben zaten şu an hiç hani gelemiyorum bu olaylara. Hı-hı. Ama hani bir abimin de fikrini almak değil. Yanlış anlamayın. Yok haklısın canım. Abim fikrini almak değil kesinlikle. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Ya sen madem bu kadar değer veriyorsun. Sadece abim de gelsin. Abimin yanında bakayım ne yapabiliyorsunuz. Tamam mı? Tamam bakın ne işiniz varsa. Tuba, abin çok sıkıntılı biri miydi senin? Ben abimi sıkıntılı. O zaman ben kaçayım mı? Bu kadar mı ya senin aşkın? Yok. Kaçıyorum ne demek? Yok. Ciddi misiniz ya? Dalga mı geçiyorsunuz? Bu kadar uzatmaya gerek yok demek ki. Bu arada hani giderek. Hayır yani. Neyi uzatmaya gerek yok? Bitirelim istersen ilişkiyi. Yani abin gelecek mi? Ne? Gelecekse bitirecek misin? Yok bir söyleyeyim. Abin gelecek mi? Bir mevzunuz varsa abini halledin. Ben gitsem olur mu? Ya ne demek ben gitsem olur mu ya? Bir dakika durur musun? Abin geliyor mu? Sen şu an tamam ne yap, ben anlamadım ki. Kardeşim korktum kaçacağım. Bu ne bu hareketler mi? Korktum kaçacağım mı? Korktum kaçacağım, Allah Allah. Canından önemli misin? Gör. Bu arada sen gider ayakta bana ne dedi biliyor musun sen gittiğinde? Abi dedi şu Kıbrıs işi var dedi, onu dedi ayarla dedi. Ben dedi karışmam et diye süt diye dedi. Ben çok araya da girmiyorum. Artık yeter ya. Vallahi yeter ya. Helal olsun. Ben gelemiyorum.
Beni Kıbrıs'a sattın yani. Ben gelemiyorum şu an bak. Ben şu an böyle durumlara gelemiyorum. Sen buna inanmadın herhalde. Böyle bir şey yok. Kıbrıs'ı istiyorsun hey. Kaç gündür? Tamam, yazıyorsun emirede. Demek ki o yüzden kabul etmiş en başta. Aa. Sen ne diyorsun ya? Aa. Çok ayıp. Ablamla barışırsın, küsersin. Sen biliyorsun zaten evlenmeyeceğinizi ama benimle olan arkadaşlığım bir daha devam etmeyecek. Bak burada saçma saçma hareketler yapma. Tamam mı? Ben bir şey konuşuyorum ve veda konuşması yapıyorum. Ablama bakma, ben seninle konuşuyorum. Evet, fazla tutamayacağım. Abi çok ciddileştin. Komik lan bir şey yok abi ya. Komik bir şey oha. Yok ya. Gel. Ne oluyor? Şaka videosu. Ben YouTube. Dokunamam buna. YouTube. Vallahi YouTube. Emir tut gel bak. Kameraya göstereceğim. Gel, kamerayı bak. Göster şu bak. Problem ne Özlem? Neye şey bağırıyorsun? Niye yükseliyorsun? Hayır şaka yapıyorsanız söyleyin. Dünyanın en saçma, en gerizekalı, en hakaret iğrenç etti. Şakasını şu anda yapıyorsun. Ben ineceğim ya mal mısınız desiniz. Özlem ne oluyor? Bir dakika. Bıraksana bırak. Son bir şey söyleyeceğim. Ne var ya? Son bir şey. Neyi söyleyeceksin ki son? Tuba sen iyisin de abim abi diyor. Ben valla kaçayım. Beni bir dinler misin? Dinleyeyim buyur. Ben saygımı bozmak istemiyorum şu anda. Abartma istersen. Sen bozdun ama. Şu an bence sen şaka yapıyorsun. Sen bozdun. Sen şu an bize bence alınıyorsun. Yo ben korktum. Dalga geçiyorsun şu an. Yo ben senden de korktum abinden de korktum. Kaçmayı düşünüyorum. Harbiden. Yo bir sakin ol. Ya ben kaçsam olmaz mı? Beni bırak gidin. Bırakın gideyim Allah Allah ya. Ya Rabbi sabır ver. Tamam istemiyorum ablanı da al başına çal. Zaten evde kalacak gidecek ya. Ya Rabbi. Bak şurada. Yağmur aklımı aldın. Ay. Ben yaparsam böyle yaparım. İntikamı için özel olarak çağrıldım buraya. Kendime yüzük aldım yüzük. Masrafa girdi bir de. Evlenme videosu. Onu çektik dün işte sen inanmayacağını bildiğim için. Bu arada sen gittikten sonra ben neler söyledim. Var biliyorum içten içe böyle kuruluyor bir şey de diyemiyor. Siz birlikte tavukçu pilava gittiniz mi? Ya ne tavukçu pilavı? Biz sadece o evlenme teklifi için buluştuk. Biz hala bir haftalık tanışmaya duruyoruz. Çok utanıyorum şu an. Ya salak mısın ya? Ahmet kardeşim benim. Ama çok iyi sabretti. Saygısını bozmamak için var ya çocuk neler yaptı var ya sana kurban olurum ya. Ben yemeyecek diye korktum ama öyle bir yedi ki üstüne bizi de yedi. Sonunda çok bağırdın ama ya. Kanka ama ben burada gerçekten hayatımdan seni çıkarma konuşması yapıyorum. Ben vuracaksın zannettim. Bana diyorsun ki ablamla konuşma. Ablamla konuşma ne? Ben orada gülüm. Arkadaşım. Ay gülmemek için çok zor tuttum kendimi. Görüşmeni istemiyorum dedi ya. Hakkını helal et. Kanka helal olsun dedi. Diyesim gelmiyor. Oha yazıklar olsun. Tam hangi etkinliğe gidiyorum? Sen bugün özgürsün, nereye istersen. Salak mısın? Özlem yemin ederim öyle biri değilim, Allah belanı versin. Affedin. Özlem'e şey dedim, ay, sana dedim yazsam dedim, ya. Seni de alırdım dedim. Ya Celal hayır diyor ki, şey diyor, dur ben Yağmur'a da mesaj attım, Tuba döndü, Tuba'yla şu an evleniyorum. Tuba döndü diyor, onu aldım dedim, vallahi. Ay sen de çok finansın, ama... çok bir şey demiş, anlamadın mı şaka olduğunu? Sen gidince neler dedim, baksana dedim. Baksana abi elim ayağım tutuyor şu an. Abin harbi yazmadı değil mi bu arada ona bir bakın da ben evet, harbi kaçarım. Yok yazmadım abi aradım bakmadı. İyi dönünce bir şey dersin şey diyeyim mi normalde başkası olsa şu an böyle durmazdım ya. Ahmet hakkını helal et ya. Sen hadi. Gidince var ya ben ne dedim biliyor musun? Dedim şu Kıbrıs'a seni göndereyim sen bu işlere bir karışma. Bir kenara çekil diyorum. Abi diyor sen ne demek daha, istiyorsun? Daha başka şeyler söylemedin yani. Ben sen de olsan gelemezdim. Ay çok saçma şakanız da şu an çok saçma. Ya ben çok role girdim. Yaptınız. Çok role girdik. Ben onu dedim üstü kapalı söyledim. Bayağı inanmamıştım. Hayır inanmamıştım. Evlilik teklifini görünce inanmadım. En son ne dedim? Sen dedim benden hoşlanıyorum ben anladım bakışlarından dedim. Nasıl çıldırıyor bir görsen. Sabrın hayranım helal olsun. Ben ama de. Yine de bir sanki bakışlarında bir şey var onu sonra. Düşüncelerini söyle kanalıma. Hı. Burada bak kamera. Bir şey söylemek istedim. Beni seviyorsun ama değil mi hala? Ayda canın sağ olsun. Şu an gerginim ya. Şu an çok gerginim. Tamam bir Kıbrıs halleder miyiz bu işi? Ya başka bir şey daha olsaydı mesela. Kanka kaçacaktım. Ahmet'cim seni seviyoruz. Hakkını helal etsin. Evet. Of ya Emir böyle tanıştık. Teşekkür ben, ederim. Ben çok memnun oldum tanıştım. Harika bir tanışmaydı. Hayat unutmazsın. Kesinlikle unutmam yani. Abla ya manyak mısınız ya? Kaç like? O zaman en az 20 bin like bekliyoruz bu videoya. 20 bin like'a yeni şakalar gelir. Kendimi nerede buldum? Şu an diyorum ki yeni şakalar yapacağım. Nasıl geldim? Şu an diyorum yeni şakalar. Harika bir video oldu. Ben çok eğlendim. Gerçekten tepkileri çok harikaydı. Emir'e çok teşekkür ediyorum. Müthiş oynadın. Çok yani, gerildim. Bu kadarını beklemiyordum. Benden daha iyi oyuncusun. İlk defa birini bu kadar beğendim oyunculukta yani. Çok teşekkür ederim. Sen de iyiydin ama hepsi çok gergindi. Özlem, Ahmet, Yağmur. Normaldir yaptığınız şakalar. Normal değildi çünkü. Çiçeklerimi de ben aldım kendime bu arada. Evet yüzüğü de kendin. Sen bayağı kendine çeyiz diziyorsun artık. Alın bu kızı. Bu video uğruna kendime çeyiz dizdim Mehmet. O zaman kaç like gelsin Emir bu videoya? 50 mi? 50 bin like çok iyi.
Çok iyi mi? Tamam, çok yapıştır, iyi. Gelir. Çok iyi, çünkü bu serinin, bu şakaların devamı gelsin istiyorsanız like'larınız çok önemli. Sizin için çektik zaten bu kadar. Kaç saattir çekiyoruz bir de bunu? Kaç saattir sorma. Çok iyi hazırlandık günlerdir. Evlilik teklifi etti çocuk bana yalandan. O zaman like'larda ve aboneliklerinizde görüşürüz arkadaşlar. Ne kadar beğendiğinizi abone olarak, like atarak gösterebilirsiniz. Kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.